Mesela genelde şoförlerde görünüyor bu. Gizli kalp krizi geçiriyorlar aslında. Bir uyuşma başladığını söylüyorlar. Bu şikayetle hastaneye kendileri geliyorlar. Hani bir baktırma ama halbuki orada kalp krizi geçiriyor. Bu inmede olma ihtimali var mıdır? Bununla alakalı neler diyeceksiniz? İnmede bazen silik belirtiler şeklinde inme geçirebilir hasta. Mesela beynin az önce söyledim hangi bölgesi etkilenmişse o bölgeye yönelik şikayetler ön plandadır. Beynin mesela denge merkezini etkileyen bir problem oluşmuşsa şayet yani beynimizin arka tarafı kafamızın arka tarafında beyincik dediğimiz veya benzer o bölgelerdeki denge merkezine yönelik bir sorun söz konusuysa hastamızın konuşması da normaldir, gücü kuvveti de normaldir ama düz yürüyemez mesela. Dengeyi sağlamakta zorlanır. Baş dönmesi şeklinde sadece belirti verebilir. Bu hangi bölgenin etkilendiğine bağlı temel olarak. Bazen sadece geçici unutkanlık şeklinde belirti verebilir. Ama genel olarak gördüğümüz şey bir pıhtı şah damarımızdan ya da kalbimizden yola çıktığı zaman en sık ulaşacağı bölge beynin her iki lobuna giden bir ana damardır. Bu 3'e 4'e ayrılır ilerledikten sonra. Bu bölgelerden hangisinde tıkanıklık olursa oraya yönelik. Her hastanın çok net bir şekilde ben inme geçiriyorum ya da yakınlarının benim hastam inme geçiriyor deme ihtimali yok tabii ki. Bazı hastalar gerçekten daha silik belirtiler gösterir. Bu ancak MR'da ilgili bölgede bir enfarkt dediğimiz görüntünün MR'da tespit edilmesi neticesinde bu hasta inme geçirmiş, farkına varmamış gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Dolayısıyla inme şablonu kafamızda elbette bellidir ama her hasta bu şablona uymaz. Peki hocam, yaş fark etmeksizin çocuklarda da, gençlerde de, yetişkinlerde de, genelde yaşlılarda daha çok görürüz ama böyle elde titremeler ve bacakta böyle istemsizce titremeler oluşur. Bunlar kalpten kaynaklı mı yoksa inmeden kaynaklı mı? Bunların sebebi nelerdir? Ya genelde Ellerdeki... tansiyonum var, şekerim var ondan hani açlıktan falan elim ayağım Hayır, titriyor derler genelde ama. şimdi elde ayakta titreme birincisi nörolojik sebepler. Özellikle Parkinson hastalığı veya esansiyel tremor dediğimiz sadece yaşlanmaya bağlı titreme. Beraberinde tiroid hastalıklarında özellikle tiroid hormonun yüksekliklerinin sebep olduğu ellerde titreme şikayeti bilinen bir şeydir. Ama bu bizim inme konumuzla çok ilgisi yoktur. Alakası yok. O nörolojinin diğer bir alanıdır. Aç kalınca elim ayağım titriyor tabiri tamamen başka bir şey zaten. O nörolojik değil, daha çok endokrinolojik bir problemdir. Bazı hastalar belirli zaman diliminde herhangi bir şeker veya gıda alımı yapmadığı zaman kan şekerini dengelemekte zorlanırlar. Kan şekeri hızlı bir şekilde düşer bu hastalarda. Ve bu durum aslında diyabet hastalığının ön belirtisidir. Diyabet olacak hastalar kan şekeri tahlillerde yüksek çıkmadan önce öncelikle hızlı kan şekeri düşmeleri yaşarlar. Kan şekerinin yükselmesinden ziyade düşmesi şeklinde bir takım belirtiler yaşayabilirler. O esnada elbette ellerde titreme, çarpıntı, bir fenalık hissi şeklinde belirti verir. Bu insülini yüksek dozda kullanan hastalarda da oluşabilir. Bu temelde hipoglisemidir ve bizim inme konusuyla elbette çok alakası yoktur.